Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbim meclisimizi mübarek eylesin kardeşler, hadis meclisini. Evet, en son 10. bapta kalmıştık. İnşallah bundan sonra daha da hızlanacağız, daha fazla hadis okuyacağız Allah nasip ederse. Vakit el verdiği müddetçe, yani programın sonuna kadar bütün hadisleri müzakere etme fırsatımız olacak inşallah. Rabbim hayırla okuyup ders çıkartabilmeyi ve hayata mal edebilmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Zaten de hadisleri okumak, öğrenmek, oryantalistler de okuyorlar. Mesele okumak değil ki. Mesele bunları yaşama dökmek yani. Bunları bir hayat haline, hayat kalıbına dökmek. Bunlara hayat vermek yani. Bâbun fil mübâderati ilel hayrâti وَحَثِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الْاِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجَدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. Hayır işlerinde acele etmek. Evet, hayır işlerinde acele etmek. Babımızın adı bu. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Evet. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Hayır işlerinde yarışınız. Sebaka, hani müsabaka da buradan geliyor, Türkçe'de kullanılıyor. Sebaka, bir şeyi birilerinin birbirlerine bir konuda yarışması. Evet, hayır işlerinde yarışınız. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar, insanların birbirine haset etmesine müsaade edilmiş. Haset denmiyor zaten. O müsbet bir hal alınca müsbet bir anlam kazanıyor. Ona gıpta diyoruz. İnsanların birbirlerini kıskanmasının teşvik edildiği yerlerden bir tanesidir. O yüzden de sahabe birbirleriyle yarışmıştır. Evet. Hayır işlerinde acele ediniz. وَسَارِعُوا. Ve yine aynı şekilde koşunuz. Sürat buradan geliyor. اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden bağışlanmaya konusunda ayak sürçmeyin. Ahestereverlik yapmayın. Ve elinizi sıkı tutun. Ve cennetin ve cennet konusunda ki arzuha, onun genişliği es-semavatu vel-ard, semavat ve arz kadardır. U'iddet lil-muttakin ve müttakiler için hazırlanmıştır. Evet, cennetin genişliği semavat ve arz kadardır diyor. Bu da diğer ayet-i kerime. Neden hayır işlerinde acele edin diyor arkadaşlar? Çünkü insan gerçekten de şeytanla mücadele ederek bir hayra teşebbüs eder, karar verir. Geçen her dönem, her zaman işin daha da zorlaşmasına sebebiyet verir, daha da zorlaştırır. Onun için bir an önce eğer bir hayra karar verdiysen, bir an önce doğru olan hemen işe koyulmuş olmaktır. Bugün enteresan bir şey oldu. Birisi bir hayır, bir vakıf da bulunmuş olmuş. Yani bulunmaya karar vermiş bundan 2,5-3 ay önce. Bak, bu hadis şu anda, şu okuduğumuz babın bugün çok hayatta bir yansımasına bizzat şahit oldum ki Riyazu Salih'ini çok göreceksiniz hayatın içinde. Hemen hemen her döneminde ve hayatın her alanında. Yani bir hayra teşebbüs etmişti biri. O an bir tereddüt etti ve 2,5 aydır yapamadı bunu. Yapamıyor yani. Bugün oturduk, bayağı dertleştik. Keşke o ilk dönemdeki o şeyle devam etseymişim diye bir cümle çıktı. Çok enteresan. Bu da bugün karşımıza çıktı. Evet. Onun için acele etmek gerekiyor yani. Şeytanı araya sokmamak için. Şeytana fırsat vermemek için. Hani o seferden geri kalmış sahabelerden biri içinde bulunduğu durumu böyle anlatıyor değil mi? O rivayeti hatırlayın. Yani hazırlık yapmıyordum. Nasıl olsa hazırlanırım diyordum. Sonra baktım ki içinde bulunduğum o konfor beni kavradı. Beni sarmaladı. Bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor ki kendinizi rahata alıştırmayın ki zorlukla karşılaştığınızda yadırgamayasınız. İnsan kadar içinde bulunduğu durumu konfora dönüştüren, konforlu bir ortam arayışının içinde olan başka bir varlık yoktur. İnsandan sonra da maymun geliyormuş zaten. Hemen rahatının peşine düşer insan. Zorluk ve meşakkatin altına girmek istemez. Evet. Onun için de arkadaşlar, bir hayırda bulunmak, bir meşakkat altına girmek demektir. Zordur yani. Bundan geri durursan o konfor seni sarar, kavrar yani. Meşakkatten bir an için tereddüt edersen rahat
böyle aynen böyle adım adım seni çeker. Sonra da anlamsız bulmaya başlarsın sonra. Yani rahatını kaçırmayı gerektirecek bir durum olarak kabul etmezsin o durumu, o hali. Buyuruyor ki ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Enne Resulullah kâle bâdirû bil e'mâli. Amellerde iyi işler yapma konusunda hayır işlemede acele edin. Fitenen kekat'il leylil mudlimi. Karanlık gecenin estağfurullah fitnelerin bir karanlık gece gibi yağmaya başlamadan önce hayır konusunda acele edin. Bu arkadaşlar enteresan, yani muazzam bir işaret var. Yani demek ki yani gece gibi, ki geceye insan engel olabilir mi? Olamaz. Yani geceyi engelleyemezsin, gündüze mani olamazsın. Bunlar senin iraden ve kudretin dışında olan şeyler. Aynen toplumsal hadiselere de senin müdahalen çok sınırlıdır. Yani bir hadise olmuş, bir her cümert yaşanmış, ne bileyim bir ahlaksızlık furyası var, bir kokuşma var, bir tefessüh durumu var. Senin bunlara bir kişi olarak engel olman veya iyiliğe yönelik bir katkıda bulunman sınırlıdır. Ama bu hiçbir şey yapmayacağın anlamına gelmez. Öyle bir şey örnek veriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, imkansız olan bir şeyi, yani senin hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğin bir şeyi örnek veriyor. Buna rağmen diyor ki bâdirû bil a'mâli, yani buna rağmen amellerinize devam edin. Yusbahur racülü müminen ve yumsî kâfiran. Bir adam mümin olarak sabahlar ama kafir olarak akşamlar. Ve yumsî müminen ve yusbahü kâfiran. Müslüman olarak sabahlar, kafir olarak akşamlayabilir. Peki amellere niye devam ediyoruz? İşte tam da mesele bu. Senin o küçümsediğin veya küçük gördüğün kişisel katkıların o maküs talihi terse döndürebilir arkadaşlar. Bu olmasa bile en azından seni korumuş olur. En önemli, işin en önemli kısmı budur. Şimdi senin kışı çevirmen mümkün değil. Hava soğuk. Benim değil yani. Dünyanın bütün devletleri bir araya gelse, 7 milyar insan karar verse, az mı cez mi kast eylese, şu Fatih'i bile soğuktan koruyamazlar. Yani bırak Türkiye'yi, İstanbul'u, Fatih'i yani. Şu Fatih'i soğuktan koruyamaz. Peki benim böyle bir şeyin altına girmem mümkün olur mu? Olmaz. Ama kendimi koruyabilirim. Dışarı çıkarken kalın giyinirim değil mi? Palto giyinirim. Kendimi korumuş olurum. Kışı dönüştüremem ama kendimi muhafaza etmiş olurum. Evet. İşte hayır amellere devam edin ki o fitneler yağdığı zaman o fitnelerden en azından kendinizi korumuş olasınız. Kaldı ki o fitnelere, o yani böyle gece gibi yağan fitnelere karşı koymanız imkansız da değil yani. Ona da engel olur bu yani. Nasıl olur peki bu bir adam sabah kafir, akşam Müslüman? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Dinini küçük bir dünyevi maslahat için, herhangi bir dünyayla, dünyevi şey için dinini satar. Çok acayip. Evet değerli kardeşler, dünyayla ilişkisi çok kavi olup dinle ilişkisi çok böyle zayıf olan insanlar mutlaka bir gün o zayıf ipten kopup sağlam olan dünyaya sarılacaklardır. Bizim ahiretle ilişkimiz inanç üzerine, inançla bağlı, ahirete bağlıyız. Dünya ile ilişkimiz ise hissiyatla, yani gözle görüyoruz, elle tutuyoruz. Dolayısıyla bir insanın böyle bir yol ağzında kaldığında ahiretten yana tavır almış olması büyük bir olaydır arkadaşlar. Bu çok önemli bir hadisedir. Çünkü orada insanın imanı ölçülür. Evet. Küçük dünya karşılığında, dünyevi şeyler karşılığında dinini satar, dinin vecibelerinden, ilkelerinden taviz verebilir. Çünkü din ona görmediği şeyleri vaat eder. Efendim, dünya ise onun elle tutulur, gözle görülür şeyler vaat eder ona. Yani şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Bir makamdasınız, bir göreviniz var ve size bir rüşvet teklif edildi. Şimdi burada şöyle bir yol ayrımındasınız. Sana diyelim ki 100.000 TL bir çantada getirildi, önüne konuldu. Dinin sana der ki o bir ateştir. Onun karşılığında Allah seni yakacak, cehenneme atacak. Bir. İkinci bir husus,
Senin bu 100.000 TL bankadaki 10.000 TL'nin üzerine eklenip onu 110.000 TL yapmaz. Öyle görünür ama gerçekte o 100.000 TL'den elde edeceğin veya elde etmeyi bekleyeceğin şey hasıl olmaz. Paranın kendinin bir kağıt değeri yok değil mi? Öyle olsa kitapla para aynı, gazeteyle para aynı değerde olmuş olurdu. Para insana konfor getirir. Para güzel bir ayakkabı demektir bu soğukta. Üşümek kötüdür. Değil mi? Para güzel bir palto demektir. Para klimalı, konforlu, süspansiyonu, efendim, amortisörleri, manevraları, iyi bir lüks bir araba demektir. Bu güzel bir şey. Bunu insan arzular. Evet. İşte der ki sana din, o 100.000 TL ile elde etmeye çalıştığın o dünyevi güzelliklerin hiçbirisi hasıl olmayacak. Elindekinden de mahrum olacaksın. Buna işte bereket diyoruz veya bereketsizlik diyoruz. Şimdi insan tam olarak bu yol ağzında kalır ve şöyle düşünür yani. Şöyle şu durumda kalır yani. Para burada. Senin söylediğin şeyler nerede? Yani dinin yasakladığı, korkuttuğu veya vaat ettiği şeyler nerede? Şimdi bir filmde şöyle bir sahne vardı. Bir polisi, çok dürüst bir polis yani. Uyuşturucuyla, ömrünü uyuşturucuyla mücadeleye vakfetmiş bir polis. Zaten polisler, yani emniyette departmanlar var biliyorsunuz işte. Uyuşturucuyla ilgilenen polis cinayete bakmaz. Cinayet masası ayrı. Efendim hırsızlık şebekesine bakan polis idaresi ayrı. Hepsinin bir görevi var. Allah hepsine yardım etsin. Tabi bu bir Amerikan filmi. Diyor ki adam ömrünü buna vakfetmiş. Yani hiçbir şekilde de adamı etkileyemiyorlar. Yani ne yapıyorlarsa adam ne rüşvet alıyor ne efendim bu kirli oyunun bir parçası oluyor. Bir şekilde her ne yapıyorlarsa adamı kandıramıyorlar. En sonunda adamı çok zayıf bir yerinden vuruyorlar ve adam bir şekilde o uyuşturucu şebekesinin bir ortağı oluyor, parçası oluyor. Ben şu sahneyi hiçbir zaman unutamam. En sonunda adamı hakikaten parayı alırken suçüstü meslektaşları yakalıyor ve büyük şok yani. Bu adam uyuşturucunun belini kırmış adam yani. O baronları yok etmiş adam bir dönem. 40 yıl sonra. Adamın orada söylediği bir söz var. Böyle elinde poşet ve karşısında meslektaşları. Ve orada ben orada onu gördüğümde şunu hatırlamıştım. Tam olarak bir mümin defalarca bununla karşı karşıya kalıyor yani. Tabii şaşırıyorlar. Adam kendini şöyle açıklıyor. Diyor ki bir onların tabiriyle diliyle şu lanet olası çuvalın içerisinde işte diyelim ki 100.000 dolar var. Senin teşkilatın bana 40 yıl boyunca ne verdi diyor ya. Senin teşkilatın bana arada bir teşekkür ve ne anlama geldiği saçma sapan bir demir yığını madalya başka da bir şey vermedi. Dürüstlük mü diyor? Güldürme beni. Şimdi çok enteresan bir şey yani. İşte tam böyle bir yol ağzında kalıyorsun. Bazen böyle uzun yollarda çıkışların orada kenarda dörtlüleri yakmış bekleyen arabalar var ya muhtemelen yolu soruyor. Aynı onun gibi yani. Burada canlı diyor ki bu poşetin içinde şu kadar para var diyor. Senin teşkilatın bana ne verdi diyor yani. O da şuraya koysun. O buraya koysun, bu buraya koysun. Ben de en azından bir girdapta kalayım. Böyle bir şey yok diyor. İşte mümin burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tam olarak burada yani. Evet geçelim. Çok hadis okuyacağız bugün Allah'ın izniyle. Daha fazla hadisle meşgul olacağız inşallah. Hani bir... evet. Bundan önceki hadis neydi? Tamam bunu okuduk. Tamam bunu okuduk. İkinci hadise geçiyoruz arkadaşlar. An Ebi Serva Ukbe bin Haris radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Kale salleytu vera en nebi bil medine. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında Medine'de namaz kıldım. Feselleme thumme kame müsri'an. Sonra selam verdi diyor. Hızlı bir şekilde kalktı. فَتَقَطَّى رِقَابَ النَّاسِ insanların omuzlarını aşarak اِلَى بَعْضِ حُجْرِ نِسَائِهِ eşlerinden bir tanesinin odasına girdi. Resulullah'ın mescidin yanında eşlerine ait, her bir eşe ait bir oda vardı. Odaları vardı. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ sonra onlara geldi, yani onların yanına geldi tekrar, onlara çıktı. فَرَا اَنَّهُمْ قَجَعْجِبُ onların böyle bir taaccüple
ve bir merakla ona baktıklarını görünce, yani bir açıklama beklediklerini görünce, Gale dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Zekertü şey'en min tibrin indene, yanımdaki bir hurmayı hatırladım. Fekerihtü en yahbiseni feemertü bi kısmetihi. Evet. Onun benim meşgul etmesi veya yanımda kalmış olmasını gerek gördüm. O yüzden onu taksim etmesini, yerine iade edilmesini emrettim diyor. Yani bir namazın tesbihatı kadar veya bir namaz süresi kadar bile beklemiyor. Bu iş doğru olan bir işse, hayır işi ise asla hareket etmeyeceksin, asla beklemeyeceksin, yanlış hareket etmeyeceksin. Aynı şekilde arkadaşlar, doğruya yönelik böyle aceleci tavır olduğu gibi yanlışa yönelik de karşı koyma anlamında da aceleci tavır, yani ani karar gereklidir, olmazsa olmazdır. Bir insan bir yanlışa eğer hemen anında yanlış demezse daha sonra bir daha diyemez. Daha sonra hepten zorlaşır. Bir insan bir doğrunun peşine anında düşüp de arkasında durmazsa artık o doğrunun arkasında durmak zorlaşır. Sadece doğru için değil, yanlış için de geçerlidir bu yani. Sana bir yanlış bir şey teklif edildi. Anında kesip atamazsan sonra artık gevşer o yani. Her zaman böyledir bu. Evet. An Cabir radıyallahu anh, Hazreti Cabir'den rivayet ediliyor bir sonraki hadis-i şerif. Kâle racülün linnebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmi uhidin. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle söyledi diyor, Uhud günü. O Uhud çok büyük bir gün. Evet. Hazreti Ayşe annemiz diyor ya Resulallah, sana Uhud'dan daha ağır imtihanı olduğu bir gün var mı? O da Taif'i söylüyor. Tabi Taif'i Hazreti Ayşe annemiz daha o zamanlar bilmiyordu. Evet. اَرَأَيْتَ اِنْ قُتُلْتُ فَاَيْنَ اَنَا Ne dersin? Ben öldürüldüğümde neredeyim diyor zat, bu şahıs. قَالَ فِي الْجَنَّةِ O da cennettesin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ Elindeki bütün hurmaları atıyor. ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ Ta ki şehit oluncaya kadar savaşmaya devam ediyor. Evet, bu zat. Yani anlık, anında ve burada doğrudan yana tavır alması dediğimiz şeyi dikkat edin, canını veriyor. Yani insanın sahip olduğu, bütün sahip olduğu şeyler canına bir minnettir. Yani canına bir, her şey onun üzerine oturur. Anakarttır can yani. En temelde değil mi? Yani canın için lüksün peşine düşersin, canın için acıdan kaçarsın, canın için efendim kötülüklerden efendim uzak durursun, zahmete girmek istemezsin. Her şey bunun içindir yani. Sen düşün, her şey kendisi için olan şeyi feda ediyorsun. Bu en büyük fedakarlıktır. Evet. İnsanın diyor, Jung, meşhur psikiyatrist ve psikolog, insanın diyor bütün şeyleri arzuları için, arzuları etrafında döner yani. Yaptığı şeyleri arzularını gerçekleştirmek için, yapmadığı şeyleri arzularından uzaklaştıracağını düşündüğü için yapmaz diyor. Bu eksende döner. İşte bu arzu dediğimiz insanın bir çıktısı can üzerine gelir oturur. Canım istedi dersin ya, canım çiğ köfte istedi. İşte o can, her şeyin oturduğu zemin, temel zemin. Şimdi kalkıyorsun sen, efendim yediğinden fedakarlık, içtiğinden fedakarlık, giydiğinden fedakarlık, onların hepsini geçtik. Bunların tamamını kendisi için yapmış olduğun şeyi feda ediyorsun burada. Bu muazzam bir olaydır arkadaşlar. Ve bunu hemen, ben öldüğümde cennette miyim? Evet, işte aha burada. Yani iman arkadaşlar bir iddiadır. Amel ve eylem imanın ispatıdır. İman mı ettin? İspatla, aha burada diyor yani. İşte bu kadar net. İnandım, aha da gösteriyorum. Bu kadar net, muazzam bir şey. Bir rivayet daha vardı. Bir sahabe dinlenme esnasında, yani savaş, sürekli savaşma halinde değiller biliyorsunuz. Yani bölük bölük, bölüm bölüm, grup grup böyle geriye çekilip dinlenme veya mevzi alma durumları oluyor savaşta, o günkü şartların savaşında. Diyor ki biz diyor kenara çekilmiş bir durumdaydık. Bir sahabe dedi ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Bir adam Allah yolunda şehit edilirse Allah onun bütün geçmişteki günahlarını siler. Yani şehadet, şehadetin hatırına adamın işlediği bütün kusurlar, günahlar silinir. Yanında diyor uzanmış birisi vardı. Bir anda dirildi diyor böyle, dikildi.
Ve dedi ki sen bunu Resulullah'tan duydun mu? Evet vallahi duydum diyor. Bunda ne var ki? Bunu çok kişi duymuştur. Sonra kılıcını kuşandı diyor. Birazdan havada kavisler çizdiğini gördüm diyor kılıcının. Böyle düşman saflarına bir daldı ve daha sonra ruhunun ufkuna yürüdüğünü gördük. Ruhunu Rahman'a teslim etmişti ve şehit olmuştu diyor. İşte iman bu. Yani işte iman bu derken böyle salt bir teşvik için söylemedim bu cümleyi. Yani imanın, soyut olan o imanın somutlaşmış hali, donuklaşmış hali, kristalize olmuş hali yani. Muhteşemdir yani. Evet. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, kâle racülün, kâle câe racülün illen nebi, fekâle ya Resulallah, eyyüz sadakati azamı ecran. Evet, vaktimiz de azalıyor. Hangi sadaka daha iyidir ya Resulallah sorduğu, nasıl bir tasadduk tavsiye edersin tabir yerindeyse. Kale en tasaddaka, muhteşem bir hadistir bu. Resulullah buyurdu ki, senin şu vaziyette tasadduk etmen en hayırlı tasadduktur. Ve ente sahihun, sen sıhhatlisin, bu bir. Genelde insan böyle bir imtihana maruz kaldığı zaman tasadduk edebilir. O bir korkuyla yapılır. Bir bela atlattı, bir sıkıntı geçirdi. Efendim hastalık halinde insan Allah'a yaklaşıyor. İster istemez dünyadan biraz kopuyor, uzaklaşıyor. Hastalık ölümü, ölüm şeyi verir insana yani. Hani bu korkunun mantığı ne dersin de korkunun bir mantığı yok işte tam olarak. Hani niye korkuyorum ben? Nedir yani bir hastalıkla öleceğim mi? İşte onun tam olarak bir matematiği yok. Hakikaten hastalık insana ölümü anımsatır, hissettirir. Evet. O yüzden hastayken tasaddukta bulunman yani o da bir sadakadır tabii ki ama asla sıhhatli birinin keyfi yerinde bir eli yağda, bir eli balda bir adamın ki gibi olmaz. İki, sıhhatliyken bir. İki, şahihun cimriyken. Yani bazı zamanlar olur insanın üzerine cimrilik böyle ölü toprağı gibi cimrilik serpilir. Bazı dönemlerde adamın eli dar olur yani. Vermek istemez. Böyle sürekli kısıtlama olduğu, yani kısıtlamadan yana olduğu bir dönemleri olur. İşte ne zaman sana bir cimrilik arız olsa, ne zaman böyle biraz cimrileştiğini, bencilleştiğini düşünürsen, işte tam o zaman tasadduk, en hayırlı tasadduk olur. İkincisi çok önemli. Tam cimrileşmeye başladığın an. Hatırlıyorsanız, gerçi karıştırmış da olabilirim, derslerin hepsi karıştı şimdi. Bu derste söyledim mi bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar, tasadduktaki temel amaç bir ihtiyacın giderilmesinden ziyade senin terbiye edilmen. Bu çok önemli. Genelde hep bunu ıskalıyoruz. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğin şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe ulaşamazsın demesinden anlıyoruz. Yani senin infakının bir iş görmesi, birinin fakirliğini gidermesi, birinin karnını doyurması, efendim bir yerde bir ihtiyacı gidermiş olması bunlar ikinci derecede şeyler. Zekata niye zekat diyoruz? Tezekki ettiği için, bizi temizlediği, arındırdığı için. Bunun için zekat diyoruz. Onun için sadakada önce sen, sana ne kattı bu sadaka? Senden bir şey götürmüş olması lazım. Sana bir, senin bir canını yakmış olması lazım ki seni terbiye etsin. Hem sadaka vereceksin ama sende de bir değişiklik olmayacak. O ondan bir şey olmaz. Öyle bir sadaka insanı terbiye etmez. Oruç da öyle. 3 gün oruç tuttum deyip de gencin gelip de ya bu 3 gün oruç tuttum benim şehvetim kırılmadı. O şehveti kıracak oruç o değil. O öyle bir oruç değil. O oruç senin bir belini bükmesi lazım. Senin bir iflahını sökecek, dizlerinin bağını çözecek. Sende bir değişiklik meydana getirecek. Ondan sonra diyeceksin ki yani yaptım ama bir karşılığı olmadı diyeceksin. Her şeyden önce unutmayın arkadaşlar, ibadetler ubudiyet için araçtır. Temelde, en temelde maksat ubudiyettir, kulluk yani. Yani ibadet senin ubudiyetine ne kattı, bunu hesaplayacaksın. Ben bu ibadeti yapmakla kulluğumda nasıl bir derinlik kazandım? Allah'a yakınlığımda ne kadar mesafe kat etmiş oldum bu sayede? Hesaplayacağın şey bu. Kalbine secde ettirmesidir. Secdenin amacı senin kalbinin secde ettirilmesi. Onu yapmıyorsa eğer maksat o değil. Yani o zaman maksat hasıl olamıyor demektir.
لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكُنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Okuduk o ayeti. Onların kanları, efendim, etleri Allah'a ulaşmayacak. O işin o kısmı birinci derecede önem arz etmiyor yani. Evet. Sen cimriyken tasadduk etmen daha hayırlıdır. Takşel fakre ve fakirlik korkusu yaşarken. Yani acaba başıma ne gelir, ne olur? Tam böyle böyle gelecek kaygısının bütün benliğini sardığı zamanlarda tasadduk etmen en faydalı tasadduktur arkadaşlar. Sana faydalı yani. En faziletli tasadduk sana faydalı olan zaten ya. Evet, çok enteresan değil mi? Yani acaba ben kendi ayaklarım üzerinde durabilir miyim? Yani yarın karnımı doyurma ihtimalim var mı? Yani hep böyle denilir ya, önce ben değil. İşte İslam her şeyi ters düz eder. İslam önce öteki der. Din başkası için yaşamaktır, unutmayın. Din böyle bir toplumsal yapı vaat eder, bunu emreder ve bunun gerçekleştirilmesi için Müslümanları motive eder. Evet. İnananlarını motive eder. Yani fakirlik korkusu ve te'mulul gina, dördüncüsü de böyle zenginlik ümidi içerisindeyken. En zor yerlerden bir tanesi de bu dördüncüsüdür. Yani böyle tırmanma şeridinde tırmanır gibi her gün üstüne koyuyorsun, işler iyi, para kazanıyorsun, şöyle bakıyorsun, her sene biraz daha sermayen büyüyor. Efendim adam çalıştırıyorsan adamların genişliyor, olanakların çoğalıyor. İnsan ilişkilerin, efendim ilişki ağın gelişiyor, genişliyor. Tam bu tırmanma şeridinde tırmanırken insan vermek istemez. Çünkü verdiği her şey, çünkü sermayesi kadar para kazanır insan. 100 TL'nin para kazanma potansiyeli 30 TL ise, bunun 90'a düşünürsen 25'e düşer kazancı. Bu çok böyle, matematik böyle bir şeydir yani işte. İşte tam da din matematiği alt üst eden bir şeyle gelir. Arkadaşlar, bütün sistemi alt üst eder kastettiğim şey bu işte yani. Bereket sana 10 TL'nin 100 TL'den daha fazla olduğunu öğretmeye çalışır, anlatmaya çalışır. Bereketi bereket kılan budur. Şimdi, para kazanan bir adam kazanma sürecinde hep hayrı erteler. Der ki ya şu anda harcamayayım da, çünkü şu anda kazanıyorum. Çünkü ne kadar fazla eğer şey yaparsam, yani ne kadar fazla sermayemi düşürürsem kazancım o kadar azalacak diye düşünür. İşte tam burada vermeyi vaat ediyor, emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تُمْهِلْ Fakat ne olursa olsun sakın ihmal etme. Evet, mühletten geliyor ya bu, mehl. Hatta ne zamana kadar bunu işi erteleme? Hatta اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ Can boğaza gelinceye kadar. Bu bir ayet-i kerimedir aslında aynı zamanda. Hatta izâ belagatil hulgûm. Can boğaza geldiğinde. Ve entüm hîne izin tanzurûn. Siz o zaman bakıyorsunuz. Aman ya Rabbi ya. Ayetteki, muhtevadaki dehşete bak. Siz derken ölüyü kastediyor. İki şey de kastedilebilir burada. İkisi de tefsirlerde var. Yani can boğaza geldiğinde siz ölüye bakıyorsunuz. Dünyanın imparatoru olsa, zengini, paşası, ağası, ağababası olsa etrafında çoluğu çocuğu herkes bakıyor, izliyor, gidişini izliyor. Aslında resmen yolculuğa çıkan birini uğurlamak gibi yani. Hiçbir farkı yok. Veya siz bakıyorsunuz. Gözünü dikiyor ya böyle ölmek üzereyken. Ölü yukarıya doğru. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ Biz o esnada ona çok yakınız, en yakınız. وَلَاكِ اللّٰى تُبْسُرُ Fakat siz göremezsiniz. Yani herkes kenara çekilmiş olur, sadece izleyici durumuna geçer. Biz, Allah ve insan baş başa kalır tam o esnada, can boğaza geldiğinde. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَاَنْتُمْ اَيْنَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْسِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Aman ya Rabbi ya! فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Eğer dindar değilseniz, تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Hadi geri çevirin onu, döndürün geriye. Gidiyor adam. Hani eğer o din aynı zamanda ahiret anlamına da gelir. Ahirete, ölüme, ölüm sonrasına inanmayanlar, o ölüm döşeğindeki babanı geri çevir o zaman,
فَرْجِعُوا لَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Dürüstseniz, doğru söylüyorsanız geri çevirin. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَبِينَ Neyse ayet devam ediyor. Konumuzdan dönmeyelim çünkü çok hadis okuyacağız. Evet. İşte diyor ki sonuç itibarıyla can boğaza dayanıncaya kadar, yani o işi oraya kadar erteleme. Orada çünkü şöyle der adam. قُلْتَ لِفُلَانٍ كَزَا وَلِفُلَانٍ كَزَا وَلِفُلَانٍ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ Yani şuna şu kadar verin, şuna şu kadar verin, şuna şunu verin demeye başlarsın. Ama o sözler hiçbir itibar görmez, hiçbir karşılığı olmaz o sözlerin. Sen vermezsen senin malından evladın hiç vermez. Niye versin ki? Zaten bedel ödeyerek, emek harcayarak elde etmediği bir şeyin tam olarak sahibi olamaz ki insan. İnsan emek vermeden elde ettiği şeyin sahibi olamaz. Ancak sahibi olduğunu zannettiği şeyi ona sahip olur. Genelde hep böyledir. O yüzden miras kalmış, babadan miras kalmış bir adam babasının adına hayır yapmaz. Çok nadir yani. Evet dönelim. 92. hadis. Onu atlayalım. Bir sonrakine 93. hadise geçelim. An Zübeyir bin Adi radıyallahu anh. Kale eteyne Enes bin Malik. Enes bin Malik. Bu rivayeti de atlayalım arkadaşlar. Bu rivayeti de atlayalım. Çünkü dedik ya iki bab okuyacağız diye inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Enne Resulullah kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Bâdirû bil e'mâli seb'an. Şu yedi amelde, yedi şeyde acele edin. Yedi mevzuda, yani şu yedi konuda ahesteverlik yapmayın. Ayak sürçmeyin. Elinizi hızlı, çabuk tutun. Bir, هَلْ تَنْتَظِرُونَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا Siz unutkanlık getirecek kadar fakirliği mi bekliyorsunuz? Yani fakirlik bir insanın artık hafızasına bile etki etmeye başlar. Yani o kadar küçük ihtiyaçlarıyla ilgilenir, o kadar çok efendim basit ihtiyaçlarının peşine düşer ki hafızada artık başka bir şey kalmaz yani. Ekmeğinin derdine düşer. Bu genelde böyledir değil mi? Hani sanat dediğimiz şey böyle bir kere temel ihtiyaçların giderildiği yerde biraz da ortaya çıkan bir şeydir. Yani insanın hatıralarıyla meşgul olması, efendim ne bileyim geçmişi düşünmesi, bazı insanları düşünmesi, bazı şeyler yaşaması, bazı halleri, bazı tavırların yani insanın o psikolojik fonksiyonları biyolojik fonksiyonlarından sonra gelir. Yani daha en temel ihtiyaçlarını gidermeden insan başka şeylerle uğraşamaz. O yüzden onların hepsini unutur. Unutturur yani. Fakirlik geri kalan her şeyi unutturur. O yüzden o fakirlik gelmeden, bu kadar yoğun bir canlı bir fakirlik gelmeden acele ediliyor. Evgiden mutgiyen veya azdıran zenginlik, yoldan çıkartan zenginlik değil mi? Bugün Müslümanların en fazla efendim zaafa düştüğü şeylerden bir tanesi. Böyle konuşmak da boş yani. Genelde insan imtihanı olmadığı şeyde başarılı olamaz. Bu kadar basit. Yani zengin olmadan zenginliğin insanın yoldan çıkartmasına dair söyleyeceğin sözlerin bir anlamı yok. Yaşamadan anlayamazsın. Bilemezsin. Bizzat onu bir fiil yaşayabilmen lazım. O imtihanla yüz göz olabilmen lazım yani. Evmeradan müfsiden veyahut da ifsad eden hastalık. Senin artık normal bir şekilde hayatını sürdürmen engel olacak kadar hastalık ifsad eden. Evheramen müfniden veyahut da yaşlılık, unutkanlık getirecek kadar yaşlılık, bunaklık yani, bunamak. Bu da aynı. Yani yaşlılık geldikten sonra bir insanın hayır ve amelde bulunması, yani dindar olmayan insanlar bile yaşlanınca dindar bir insana dönüşüyorlar. Çünkü yapacak şeyler, günah işleme potansiyeli düşüyor, sınırlandırılıyor. Ne yapabilir yani yaşlı başlı bir adam? O yüzden en son mecburi istikamet bütün yollar bir camiye çıkıyor. Ama önemli olan gençken bunu yaşamak. Evet. Ev mevten müçhizen veyahut da ani bir ölüm gelmeden önce. İşte bu herkesi bağlayan bir şey. Her an herkes aniden apar topar hazırlıksız Allah'ın huzuruna çıkartılabilir. Bugün ölsek ben şu anda ölsem büyük bir ihtimalle yarın öğlen namazına yetiştirirler.
Öyle, hayat bundan ibaret. Hayatı, yani ölümü her şeyden çok daha yakın görmeyen bir insan hayatı hak edemez, hayatı yaşayamaz, hayatın felsefesini kavrayamaz. Net. Ben şu anda ölsem, öğlen namazına yetiştirileri boş ver. Şu anda ben burada ölsem, buradan çıkıp eve gitmeyi planlıyorum normalde. Artık eve de götürmüyorlar. Nereye? Direkt morga. Yani bir 5 dakika içerisinde olabilir bu yani. 5 dakika içerisinde bütün plan alt üst olur. Eve değil de bir caminin, en yakın bir caminin veya hastanenin morgunda, o soğuk morgunda böyle teninin metale temas ettiğini derinden hissedip de hiçbir şey yapamadığın o buz gibi odaya girebilirsin. Orada geceleyebilirsin. İşin en güzel kısmı da bu olabilir. Çünkü bundan sonra çok büyük bir yolculuk başlayabilir. Eûd-deccâle feşerru gâibin yüntezar. Veyahut da deccal gelmeden. Eûd-sâ'ate fessâ'atu ednâ ve emar. Şu sözlerin güzelliğine bak. Ey kurban olduğum. Veyahut da kıyamet kopmadan. Bunlar kopmadan acele edeceksin. Ve yapman gereken, üzerine tereddüt eden vazifeleri icra edeceksin. Dost doğru bir hayat yaşayacaksın. Düpdüzgün bir adam olacaksın ki bunlar gelmeden hayatı hak etmiş olasın. Evet. Ve'anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Kale yevme hayber. Hayber günü buyurdu ki Resulullah. Le'u'tiyenne hâdihi râyete racülen. Ben bu elimdeki mızrağı, bu kılıcı, estağfurullah. Raye sancak demek. Pardon. Kafam başka bir yere gitti. Bu elimdeki sancağı bir adama vereceğim ki yuhibbullâhe ve rasûlehu, Allah ve Resulünü sever. Yeftehullâhu alâ yedihi, Allah onun eliyle bu fethi gerçekleştirecek. Kâle Ömer mâ ehbebtu el imârate illâ yevmeyizin. Hayatım boyunca diyor ki Hazreti Ömer, hayatım boyunca hiçbir görev üstlenme işine bu kadar iştiyakla talip olmadım. Hiçbir işe bu kadar iştiyakla talip olmadım. Hazreti Ömer diyor. Tabii sadece bir görev, bir vazife, sancaktarlıktan da öte bir de iltifat var. Bu öyle bir adamdır ki yuhibbullâhe ve rasûlehu, o Allah ve Resulünü çok sever. Fetesâvartu lehe, ben diyor ona uzandım, yani ona meylettim. Aslında sevara, yani duyguya kapılmak demek. Yani insanın tutku duyması. Bir şeye kendini kaptırması. Tesevvara. Tesevvara kalbi denilir mesela. Kalbimi kaptırdım gibi. Fetesevvartu lehe, ona meylettim yani. Bütünüyle ona yöneldim. Racaen ud'iye lehe, bana vermesi için. Veya şöyle de anlaşılabilir. Kendimi gösterdim yani böyle şey olsun diye. Bu hadisenin daha geniş varyantları da var. Hayber fethinde oluyor bu zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söyledikten sonra Hayber bir türlü fethedilmiyor. Aslında Hayber küçük kalelerden ibaret. Bir şehir değil yani. O küçük kaleler fethediliyor ama asıl büyük olan, asıl Hayber bir türlü fethedilemiyor. Evet. Orada işte Allah Resulü bu sözü söylüyor. Sabah namazından sonra böyle kendini gösteriyor insanlar ki o sancağı ona versin diye. Evet. Hazreti Ali'nin Hayber fethiyle ilgili destanlar Anadolu'da çok böyle kışın böyle köy odalarında destanlaştırılmıştır. Hikayeler olarak anlatılır. Bu çok önemli bir şeydir de aynı zamanda. Bir kültürün önemli bir parçasıdır da yani. Hazreti Ali'nin Hayber fethi. Evet. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü döndü. Feda'a Resulullah Ali ibn Ebi Talib. Hazreti Ali'nin de o gün gözlerinde bir ağrı vardı. O yüzden ön saflarda değildi yani. Resulullah Hazreti Ali'yi çağırdı. Fe'atahu, ona verdi. İyyâhe. Sancağı ona verdi. Ve kâle, dedi ki imşi ve la teltefit hatta yeftahallahu aleyk. Şimdi yürü, başka hiçbir şeye iltifat etme, yönelme. Allah senin elinde burayı fethedecektir ey Ali. Fesara Ali'yün şeyen, Hazreti Ali yürüdü
Tümme vakafe. Sonra bir durdu. Bir heybetle. Velem yeltefit fesaraka. Ve durdu fakat dönmeden geriye doğru seslenerek. Yüksek sesle konuştu. Ya Resulallah. Ala mâzâ ukatilun nâs. Ne üzerine savaşayım insanlarla? Bilmiyor mu? Biliyor. Ama orada yeniden bir kere daha işin sahibinden duymak istiyor. Kendini bir daha kenetlemek istiyor oraya. Kitlenmek istiyor adeta hedefe. Benden ne istiyorsunuz tam olarak? Ne için savaşmamı istiyorsun? Kale, katilhum hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Onlar şehadet getirinceye kadar efendim onlarla savaş. Allah'tan başka ilah olmadığına ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisi olduğuna dair şehadet getirinceye kadar onlarla savaşacaksın. Ve izâ fe'alû, eğer bunu yaparlarsa mena'û minke dimâ'ehum, kanlarını senden korurlar ve envâlehum, ve mallarını senden korurlar illâ bihakkihâ, İslam hakkı ve hisâbuhum alallah, yani İslam hakkı, İslam'ın koyduğu haklar bunun dışındadır ve hesapları Allah'a aittir. Sen onlarla kelime-i şehadet getirinceye kadar savaşacaksın, mücadele edeceksin ey Ali diyor. Bunun bir bazı varyantlarında da Hazreti Ali bu sözü duyduktan sonra bir şiddetle, bir hışımla, bir heybetle öyle bir yürüyor ki Allah Resulü tekrardan ona dönüp şöyle deme ihtiyacı hissediyor adeta. Ey Ali, filanca vadinin kızıl develerinin develeriyle dolmasından çok daha hayırlıdır bir kişinin oradan iman etmiş olma ihtimali. Yani ey Ali, savaşmaya gidiyorsun ama uzlaşmadan yana, sulhten yana bir tavır görürsen, onlardan böyle bir temayül sezersen, mutlaka bunu da en ileri seviyede değerlendirmeye bak. Yani oradan bir kişinin bile Müslüman olmuş olması çok büyük bir dünyevi metanın üstündedir diyor. Yani ümitle korku arasında bırakması gibi tabir yerindeyse onu bir taraftan ateşliyor, fişekliyor ama bir taraftan da kontrolden çıkmasına engel olacak şekilde onu dizginliyor. Ona böyle bir tabir yerindeyse bir akort veriyor, bir ayar veriyor. Onu öyle bir kontrole getiriyor. Muhteşem bir sahne değil mi? Öyle değil mi yani? Evet. Babı bitirdik. Şimdi yeni bir baba başlayacağız ama vakti de bitirdik ya. Allah Allah. Bitirebilir miyiz acaba? Girsek 15 dakikada bu bab bitmez. Ortada kalması da beni hiç hoşnut etmez. O zaman şöyle yapalım da. Şu atladığımız hadislerin en azından bir tanesini okuyalım. Bir 5 dakikada sonra da soru alayım. Ondan sonra arkadaşlar yani bu haftada bir babla yani yetinmiş olalım. Öyle yapalım inşallah. 92. hadisi yani. An Enes radıyallahu anh enne Resulullah akhade seyfen yevme uhidin. Resulullah aleyhissalatü vesselam Uhud günü eline bir kılıç aldı. Fekale dedi ki men ye'hudu minni hâde. Bunu benden kim alacak? Febasadu eydiyehum külli insanin. Herkes elini ona uzattılar. Herkes ona meyletti, yöneldiler. İşte zaten babımızla ilgili olan kısım da bu ya. İşte sahabenin farkı bu. Ellerini uzattıkları, meylettikleri şey ölüm. Canlarını ortaya koymak. Bugün ne zaman insanlar bütün benlikleriyle meylediyorlar? Bir makam mevki olduğunda değil mi? Acaba falanca makama kimi koysak denildiğinde binlerce insan birbirlerinin de üstelik ayaklarını kaydırarak yeri gelince hatta haddi aşıp iftiralar atarak, yalan tezviratta bulunarak, kara kampanya yaparak, kullanarak, arkadan iş çevirerek, bütün alternatiflerini yok edip, sadece kendilerinin layık olduklarını bizzat bazen ağızlarıyla ifşa edip oraya doğru meylediyorlar değil mi? Aynen buradaki sahabenin şu ölüme meyletmeleri gibi. Bir makama, mevkiye, maaşı iyi olan, fazla insana hükmedecek, çok daha sayıdaki insanı efendim yönetebilecek bir makama aynen bu şekilde insanlar
müracaat ediyor, teşebbüs ediyorlar. Çok garip. Geldiğimiz yer ve yola çıktığımız yer belirginleşiyor. Herkes elini uzattı diyor kılıca. Sonra Resulullah buyurdu ki yekulu ene ben diyordu herkes. Kale buyurdu ki femen yekudu bi hakki, peki bunun hakkını kim verecek dedi. Fe ahcemel kavmu, tabi kavim geri durdu hemen. O ellerini uzatan hakkını vermek deyince işin içinde bilinmez bir bölüm ortaya çıktı. Yani hakkı nedir bunun acaba? Fekale Ebu Ducane dedi ki ene ahizuhu bi hakkihi, ya Resulullah onun hakkını ben vereceğim. فَأَخَدَهُ فَفَلِقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِك۪ينَ. Evet, ondan sonra onu aldı ve müşrikleri paramparça etti. Ebu Ducane Uhud'da tanınmaz bir haldeydi diyor. Adeta biçilmiş ot gibi, tırpanla biçilmiş ot gibi devrile devrile gidiyorlardı diyor. Önünde yıkıla yıkıla gidiyorlardı. Yıkılası müşrikler Uhud günü diyor. Hazreti Enes radıyallahu anh. Allah hepsinden razı olsun. Evet, 50 dakikayı doldurduk. Şimdi arkadaşlar soru varsa soru alalım. Yani bu hafta da yapamadık ama mümkün mertebe ben hadis okuyacağım. Yani ilk derslerde böyle uzun uzun şerhlere, açıklamalara girdik. Böyle yapmayacağız. Yoksa kitap bitmez. Siz önümüzdeki hafta iki bab daha hazırlanın, tamam mı? Okuyun. Evet, ondan sonra yani bu da uzun da bir bab da geliyor. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra açılırız. Bu böyle biraz... Yine böyle oldu bu hafta. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.